Yönetim ve organizasyon 9. bölüm. İşletme yönetiminde gruplar ve takım, yani ekip çalışması. Özellikle çalışma yaşamında bireyler zamanların büyük bir kısmını biçimsel, yani formal veya biçimsel olmayan, yani informal gruplar içerisinde geçirmektedirler. Birey ister istemez bulunduğu yerde grup veya gruplardan etkilenmekte ve grubun davranışına göre davranış sergilemektedir. Takım çalışması, örgütlerin problemlerine etkili ve hızlı çözüm bulması, verimliliği artırabilmesi, yönetim anlayışlarında çalışanlarına daha fazla değer verilmesi, onların fikirlerini alma ve onların işi sahiplenme duygularını geliştirmesi için oluşturulmuş bir yapılanmadır. Yöneticiler gruplarının işleyişi bir başka deyimle, grup dinamikleriyle takımlar hakkında bilgi sahibi oldukları oranda onları daha iyi anlayabilecek ve işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirebileceklerdir. İşletme yönetiminde gruplar, grup kavramı. Grup, belirli amaçları elde etmek için bir araya gelen, iletişim kuran iki veya daha fazla bağımsız bireyden oluşan topluluktur. Ya da birbirleriyle etkileşim halinde bulunan iki veya daha fazla insanın birbirlerini etkilemesi ve birbirlerinden etkilenmesi sonucunda oluşan birleşmelerdir. Bir başka şekilde grubu, kolektif, yani ortak normlar ve amaçları olan ve ortak bir kimliğe sahip bağımsız iletişim kuran iki veya daha fazla kişi olarak tanımlayabiliriz. Belli, yani ortak amaçları olan, aralarında iletişim ve etkileşim bulunan, uyacakları kuralları, normları olan, bazen de aralarında statü farkları bulunan iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluğa grup diyoruz. Birbirlerinin farkında olan, yani davranışlarından etkilenen, uyacakları kurallar, yani normlar bulunan, kendilerini grup olarak algılayan iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluğa yine grup diyebiliriz. Yönetici grupların oluşumu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yani işletmede yöneticinin bireysel davranışları anlaması kadar grup ve grup davranışları anlaması da önemlidir. İşte yönetici grup ve grup davranışlarını anlayıp onları işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirebileceği oranda başarı şansını artıracaktır. Grup türleri. Grup türleri, gruplara değişik ölçütlere göre ilişkiler, daha sonra büyüklük gibi unsurlara ayırarak sınıflandırabiliriz. Biçimsel gruplar. İşletmenin kendisi tarafından belli görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplardır. Örneğin bir işletmede yer alan bölümler, yani departmanlar, biçimsel gruplardır. Biçimsel bir otorite tarafından oluşturulan ve grup içi ilişkilerin söz konusu otorite tarafından belirlendiği gruba biçimsel grup diyebiliriz. Biçimsel gruplar işletmeler için büyük önem taşır ve birçok işlevi yerine getirir. Bu grupların bireysel ve örgütsel olmak üzere birçok işlevi vardır. Şimdi ekranda örgütsel ve bireysel işlevler grafik olarak anlatılmaya çalışılmış tablo olarak. Örgütsel işlevler, bireyin yeteneğinin ötesindeki karmaşık görevleri tamamlamak, yeni veya yaratıcı fikir ve çözümler üretmek, bölümler, yani departman arası çabuk koordine etmek, çeşitli bilgi ve değerlendirme gerektiren karmaşık problemler için çözüm mekanizmaları geliştirmek, karmaşık kararları uygulamak, yeni gelenlere eğitmek ve onlarla sosyalleşmek, yani sosyal yönlerin gelişimlerine katkıda bulunmak şeklinde. Bireysel işlevler ise bireyin aidiyet inancını tatmin etmek, bireyin kendine güvenini, saygısını ve kimlik bilincini geliştirmek, bireylere kendi sosyal gerçekliklerin algısını test etme ve paylaşma fırsatını vermek, bireyin endişelerini, güvensizliklerini ve güçsüzlüklerini azaltmak, bireysel ve bireyler arası problemler için problem çözme mekanizmaları geliştirmek şeklinde. Biçimsel olmayan gruplar. Biçimsel olmayan gruplar genellikle işletmelerde çalışanlar tarafından kendiliğinden oluşan gruplardır. Arkadaşlık grupları, ilgi grupları, bu tür örnek verilebilir. Sosyometri kısaca sosyal olayların, yani ilişkilerin ölçümü anlamına gelir. Sosyometrik yöntem ile biçimsel olmayan bir grupta en çok istenen, yani yıldızlar, ilişki, ikili ilişkiler, ikilikler daha küçük gruplar, yani yalnızlar, istenmeyenler ortaya konulabilmektedir. Sosyometride yer alan sosyogramlar sayesinde yöneticiler söz konusu ilişkileri şematik bir biçimde görebilir ve bu ilişkilere dayanarak biçimsel olmayan grupları daha iyi yönlendirebilmektedir. Birincil gruplar ve ikincil gruplar. Birincil gruplar, üyelerinin yüz yüze ilişkiler içinde olduğu, sayı olarak daha sınırlı sayıda üyeden oluşan gruplardır. Bu gruplarda ilişkiler içten ve kişiseldir. Bu tür grupların katı kuralları vardır. İkincil gruplar daha çok belli bir amaca yönelik işlerin yapılmasına yönelik bir araya gelen bireylerin oluşturduğu, geçici olma niteliği ağır basan, duygusallık ve değer yargıları paylaşımı daha az olan birliktelikler ifade eder. Bazı meslek grupları, işletmelerdeki görev grupları bunlara örnek olarak verilebilir. Grup normları. Normlar, grup içinde davranışların uygun olup olmadığını gösteren standartlardır. Normlar, belli durumlarda beklenen davranış veya davranış kalıplarıdır. Grup üyeliğini devam ettirmek isteyen üyeler normlara, yani kurallara uymak durumundadır.
Normlara uymama üyenin yalnız bırakılmasına, grup dışında kalmasına neden olabilir. Grubun sürekliliğini sağlanmasında normlar önemli bir rol oynar. Grupların gelişim süreci. Tukman'ın 5 aşamalı modeline göre birinci aşama oluşum yani forming aşaması. Bu evre uzlaşma evresidir. Bu aşamada grup üyeleri, rolleri ve grubun görevi konularından kararsız ve endişeli olurlar. İkinci aşama fırtına yani storming aşamasıdır. Bu aşama test etme aşamasıdır. Üçüncü aşama normların oluşması aşaması yani norming aşaması. İkinci aşamayı atlatabilen gruplar genellikle bunu saygın bir üye seviyesi sayesinde hallederler. Grup üyelerini birleştiren biz duygusu olarak tanımlanan grup kaynaşması yani dayanışması bu aşamanın en temel ürünüdür. Dördüncü aşama başarma gerçekleştirme yani performing aşamasıdır. Bu hayati aşamadaki faaliyet problemlerin çözümüne odaklanır. Beşinci aşama dağılma yani adjourning aşaması. Bu aşamada artık iş bitmiştir. Başka şeyler için ilerleme zamanıdır. Özellikle ilk dört aşama tüm gruplar için geçerliyken proje grupları gibi kısa süreli gruplarda beşinci aşama yer almaktadır. İşletmelerde takım yani ekip çalışması. Takım bir insan grubundan oluşmasına rağmen takım ve grup sözcükleri aynı anlama gelmemektedir. Bir yönetici birkaç kişiyi bir araya getirip grup oluşturabilir ama takım oluşturmak daha zor bir iştir. Grup belli amaçları elde etmek için bir araya gelen, aralarında iletişim kuran iki veya daha fazla bireydir. Çalışma grubu ise temelde bilgi paylaşımı için bir araya gelen, her bireyin kendi alanındaki performansını artırmak için kararlar alan bir gruptur. Takım, Kenzenbeck ve Smith'in belirttiği gibi kendilerini müşterek bir şekilde dahil ettikleri ortak bir amaç, performans hedefleri ve yaklaşımı doğrultusunda bir araya gelen, tamamlayıcı becerilere sahip olan az sayıdaki insan topluluğudur. Bu bir grup şu vasıfları kazanırsa takım haline dönüşebilir. Liderlik, paylaşılan bir faaliyet haline gelmişse, sorumluluk veya hesap verilebilirlik hem bireysel hem de ortak hale gelmişse, grup kendi amaç veya misyonunu geliştirmişse, problem çözme yarı zamanlı bir faaliyet olmaktan çıkıp bir yaşam biçimi haline gelmişse, etkinlik grubun ortak ürünleriyle çözülüyorsa o grup takım haline dönüşmüştür diyebilir. İşletmelerdeki herhangi bir grubun gruptaki tüm bireylerin etkileşimde bulunmaları ve diğer bireylerin rollerini öğrenmeleri gerçekleştikten sonra takım haline gelmesi mümkün olabilmektedir. Takım grubun daha özellikli bir halidir diyebiliriz. Evet, ekranda grup ve takımın nitelikleri var. Tablo halinde. Grup belirlenmiş güçlü liderleri vardır grubun. Bireyseldir. Grup veya organizasyon için özdeş amaç. Daha sonra bireysel çalışma ürünleri, etkili toplantılar, etkinlik dolaylı olarak işe etki ile ölçülür. Örneğin finansal performans gibi iş bireylere verilir. Grup veya organizasyon için özdeş amaç vardır. Takımda ise liderlik paylaşılır veya sürekli el değiştirir. Bireysel ve karşılıklı sorumluluk yani hesap verilebilir, birbirine karşı sorumluluk vardır. Kendine has takım misyonu ve amacı vardır. Kolektif çalışma ürünleri vardır. Toplantılar, ucu açık tartışmalar ve problem çözümünü teşvik vardır. Etkinlik doğrudan kolektif çalışma ile ölçülür. İş paylaşılır, liderlik paylaşılır ve veya sürekli el değiştirir. Başta bahsettiğimiz gibi. Takım çalışmasının işletmeye ve takım üyelerine sağladığı yararlar. İşbirliği sayesinde üyeler takımın başarısı için birbirlerini destekler ve birlikte çalıştıkları için kişisel rekabet azalır. Takım halinde çalışan bireyler birbirlerine karşı dürüst olmayı ve birbirlerini desteklemeyi öğrenirler. Her türlü bilgi alışverişi kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşir. Dolayısıyla iletişim açısından takım çalışması yarar sağlar. Karar alma ve problem çözümü için herkesin katılımı gerçekleşir. Bireyler karar vermeyi ve problem çözümlerini kendi yaptıkları için bu kararlara kendilerini bağlı hissederler. Dolayısıyla takım üyeleri takıma güçlü bir bağ ile kendilerini bağlanmış hissederler. Takım üyesi problemleri çözmek için görev aldığında o işin teknik yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. Bu da teknik gelişme ve bilgilenmeyi artırır. Bir takımın üyesi olma, bireylerin ait olma, saygınlık ve kendine güven ihtiyaçlarını da tatminine yardım eder. Takım üyeleri takım faaliyetlerinin iyi olması için büyük çaba gösterirler. Bu da kaliteyi yükseltir. Böylece hem bireyler hem de işletme takım halinde çalışmaktan kazanç çıkar. Takımın özellikleri, büyüklük. Genel olarak bir takım büyüklüğü arttığında hem her bir üye ile iletişim hem de tek bir üyenin diğerleri üzerindeki etki kurması zorlaşır. Genellikle üye sayısının 15'in altında ve özellikle 7 ila 9 arasında olması ideal bir durumdur. Çeşitlilik, takımların çeşitli bilgi, beceri ve deneyime ihtiyacı olduğu için heterojen takımların homojenlere yani aynı özellikte sahip üyelere sahip olan takımlara oranla daha etkili olması beklenir. Üyelik rolleri. Rol, bireyin bulunduğu görev yerine göre gerçekleştirmek durumunda olduğu ve kendisinden beklenilen davranışlar dizini olarak tanımlanabilir.
Ben ve Stax takımdaki üyelik rollerini göreve yönelik roller ile sürece yönelik roller olarak iki grupta toplarken, Belbin takımdaki üyelik rollerini takımın devamını sağlamak için bireylerin bir diğeriyle ilişkisini karakterize eden davranışlar olarak tanımlamış ve 8 farklı rol belirlemiştir. Daft ise üyelik rolleri hakkında takımın uzun vadeli başarı sağlaması ve üyelerin sosyal refahlarını sürdürebileceği ve görevini tamamlayabileceği bir şekilde yapılandırılmasını ifade etmiştir. Ve buna göre başarılı takımlarda iki ana tip rol olarak görev uzmanlığı rolü ve sosyo-duygusal roller öne çıkmaktadır. Görev uzmanlığı rolündeki üyeler fikir üretme, yani takım problemlerine yeni çözümler önerme, fikir verme, yani takım çözümleriyle ilgili düşüncelerini sunma, diğerlerinin önerilerine geri bildirimde bulunma, bilgi arama, yani eldeki problemlerle ilgili çeşitli fikirleri ilişkilendirme, bir araya getirme, enerji sağlama, yani ilgi kaybı olduğunda takımı uyarma gibi özellikler sergilerler. Bunun yanında takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını da destekleyen ve sosyal birliği güçlendiren sosyo-duygusal rolündeki üyeler cesaretlendirme, yani diğer üyelerin fikirlerine karşı ılımlı olma ve onları katılıma teşvik etme, uyum sağlama, yani grup çatışmalarında arabuluculuk yapma, uyuşmazlıklarda fikir birliğine ulaşılmasını sağlama, gerilimi azaltma, yani gergin bir ortam oluştuğunda espriler yapma veya başka türlü yollarla duyguların geri çekilmesini sağlama, uzlaştırma, yani takım düzenini korumak için kendi düşünceni yönlendirme gibi özellikler sergilerler. Takım kaynaşması veya dayanışması diyebiliriz. Takım dayanışması, üyelerin takıma bağlanma ve onun içinde kalmada istekli olduğu şeklinde açıklanabilir. İyi kaynaşmış ya da dayanışma içinde olan takımların üyeleri takım faaliyetlerine bağlıdır, toplantılara katılır ve takımın başarısına mutlu olurlar. Az kaynaşmış takımlar ise takımın iyiliğiyle daha az ilgilenirler. Bir takımın yapı ve içerik özelliklerinin dayanışmada etkisi bulunmaktadır. İlk özellik takım etkileşimidir. İkinci özellik paylaşılan hedefler kavramıdır. Üçüncü özellik ise takıma olan kişisel çekimdir. Takım kaynaşmasının sonuçlarına bakıldığında iki önemli sonucun ortaya çıktığı görülür. Bunlar moral ve üretkenliktir, yani verimliliktir. Daha sonra yönetim desteğini hisseden kaynaşmış takımlar daha üretken olurken yönetimin herhangi bir negatifliği üretkenliğe düşüşüne neden olmaktadır. Kaynaşmış bir takımın performansı ya da üretkenliğinin yönetimin desteği ve yönlendirmesi olduğunda daha fazla olması olasılığı yüksektir denilebilir. Takım üyelerinin sahip olması gereken beceriler. Sorumluluk üstlenme davranışı. Sorumluluk üstlenme davranışı takım üyelerinin bir şeyi yapma, sürdürme veya yapmama konusunda taahhütte bulunması, söz vermesi ve sözünde durmasını ifade eder. Rakamlarla konuşma, ortaya konulan çabalar, ulaşılan sonuçlar bilgiye ve veriye dayalı olmalıdır. İletişim yeteneği, takım üyeleri diğer üyelerle aktif bir biçimde iletişim içinde olmalı. Karar verme noktasında görüş ve düşüncelerini dile getirmeli ve diğer üyelerle bunları paylaşmalıdır. Güven geliştirme. Takım üyelerinin birbirine güvenmeyi öğrenmeleri gerekir. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir arada bulunan üyeler birbirlerine yardımcı olmak, birbirlerini desteklemek ve işleri kolaylaştırmak için birbirlerine güvenmek durumundadırlar. Bölüm değerlendirme, güven geliştirme, iletişim, rakamlarla konuşma, sorumluluk üstlenme takım üyelerinin kazanması gereken becerilerdir. İşletmenin kendi tarafından belli görevler yerine getirmek amacıyla oluşturan gruplar biçimsel gruptur. Üyelerin yüz yüze ilişki içinde olduğu sınırlı sayıda oluşan gruplara birinci grup diyoruz. Grup içindeki davranışlara uygun olup olmadığını gösteren standartlara norm diyoruz. Takım çalışmalarında etkinlik açısından ideal takım büyüklüğü 7 ila 9 kişi arasındadır. Fikir verme, bilgi alma, enerji sağlama, fikir üretme takımdaki görev uzmanlığı rolünün görevleri arasında sayılır. Cesaretlendirme, uyum sağlama, gerilimi azaltma, uzlaştırma takımdaki sosyo-duygusal rollerdendir. Büyüklük, çeşitlik, üyelik rolleri, küçüklük takım özellikleri arasında sayılır. Takım üyelerinin bir şeyi yapma, sürdürme veya yapmama konusunda taahhütte bulunması ve söz vermesine sorumluluk üstlenme diyoruz. Bir işletmede bir takımın kendi içindeki gelişmeleri ve diğer takımlarla olan farklarını ortaya koymak için rakamlarla konuşma becerisi gerekmektedir. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkür.